kapılanlar. Bir para sayma görüntüleri yayınlanıyor şu anda. Efendim? Bir para sayma görüntüleri yayınlanıyor. Gibi, gibi. Şimdi mesela para sayma görüntüleri nasıl yayıldı hemen? Vay, bu işte CHP içinde, kurultayda dağıtılan paralar, şunlar, bunlar, yeni görüntüler falan, çok, çok, çok. Görüntüler bir çıktı, işte nedir bu görüntü? Biz de bakıyoruz, nedir, nedir falan filan. Yani nedir, bir bakın bakayım, sorun bakayım derken 4,5 sene önceki görüntüler. İl başkanlık binasını almak için. Evet, başkanlık binası alımındaki avukatla yürütülen, yani binayı satan mal sahibinin avukatlığıyla il başkanlığı arasında yürütülen bir diyaloğun bir bölümü. Orada içinize sinmeyen bir şey var herhalde. Dün Habertürk'te dediniz ki normalde hayatın akışını... Yani var, Türkiye'de, yani bu kadar... Türkiye'de bu realite ama var. Nedir realite? Yani realite şu, yani ne yazık ki Türkiye bununla 20 yıldır, 40 yıldır mücadele eder. Yani tapu değerinden düşük satmak isteyen, onu almak için 50 türlü mücadele veren alıcı. Ben müteahhitim, yıllardır hani tam değeriyle ürün satan bir kurumun sahibiyim ben, yıllardır. Bununla mücadele ettim kendi ama duruşumla. Ama Türkiye'nin en büyük partilerinden bir tanesinin hayır. yapması doğru mu? Tabii ki doğru değil. Eksiklik var diyorum zaten. Hani o işin hukuki tarafı, ona elbette ki gidecekler, anlatacaklar, ifade verilecekler, karşılıklı hususlar var. Ama mesele o değil. Çık deselerdi ki, şimdi diyecekler ki bunun ne alakası var bizde canım? Tabii canım, biz de yedik yuttuk zaten yani. Hani sizin hiçbir alakası yok. Bu bakımdan hani bu işleri çok profesyonelce yapmayı kendilerine ilke edinmiş. Bu aynen o Sisi meselesi, Ekrem Pontus meselesi, bir sürü şey yani. Ama her attıkları ateş döndü kendilerini vurdu. Çünkü biz çok dürüst davrandık, çok açık, çok şeffaf, gizlimiz yok ki Cüneyt Bey. Yani bizi aldılar, ya rahmetli dedemin mezarına A Haber gitti, çekim yaptı ya gece vakti Cüneyt Bey. Ya bu yani küleri diken diken oluyor yani benim Akçaabat'ta Cevizli köyünde... Rahmetli büyük dedemin ışık görüyorlar mezarlıkta, yani dedemin amcasının torunu diyeyim yani, torunu. Zaten köyde az adam var, bizim evlerde de adam yok yani. Görüyor bu ışık ne diyor, koşuyor oradan gidiyor işte ıslık, lan kimsin falan filan, bir bakıyor düşe kalka iki kişi gidiyor. A Haber'i görüyor ama yani A Haber'i görüyor. Niye rezalet çekmişler? Ya. Yani ne? Niye gitmişler biliyor musunuz? Neden? Gerçekten Ekrem'in büyük dedesi İstiklal Savaşı gazisi mi değil mi? Yalan mı konuştu? Ya utanmazlık ya. Ya utanmazlık ya. Ekrem'in büyük dedesi İstiklal Savaşı gazisi mi değil mi? Ya ben köyümdeki insanlarla kaç yüzyıldır orada yaşıyoruz. Komşumuz var, bilmem neyimiz var. Ya benim köyümde yani birinci parti AK Parti. Yani benim köyümde bilmem ne. Yani ya bu işi partisi yap. Benim ailemin. Büyük bir bölümü sağ tandanslı. Bak benim ailemde Demokrat Partili var. Baba tarafından bahsediyorum. Adalet Partili var. Dedem. Dedemin bir kardeşi Milli Selamet Partiliydi. Bu beş parmak Bozbeyli miydi rahmetli? Bozbeyli'nin partisinde bir amcam var. Babam 60'lı yıllarda ilk bu ülke ocakları vesairelere ilgi duyuyor. Sonra siyasetten uzaklaşıyor ama bir küçüğü fanatik MHP'li. Babam 80'den sonra ANAP'ın kurucusu oluyor Trabzon'da. Benim baba tarafım böyle. Siz anne tarafım bu aileden de solcu oldunuz. Anne yani, tarafım tamamen CHP'li. Anneye yani, çektiniz. Anne tarafı da ya yok, ben ne anneye ne babaya, yani mesele benim ruhumda ben siyasetçi olacağım diye bakmadım mesela. Bir yerel yönetim duygusuyla başladım 2008'de. Yaşadığım yerde ters giden şeylere karşı duruşta ben sürece dahil oluyorum. Baktım ben Atatürkçüyüm. Cumhuriyetimi seviyorum. İlkelerime, değerlerime en uygun partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğuna karar verdim. Bunu eşimle konuştum. O da zaten dedi ki siyaset evet. yapacaksan orada yapacaksın. Beraber öyle karar verdik. Gittik partimize üye olduk ikimiz. İkimiz sadece. Hiçbir aile ferdine gel. Bunu niye anlattım şundan? Yahu ya mezara gidiyorsun ya. Bu kadar kötü pespaye işlerin peşinde koştular. Cüneyt Bey bakın, yani yıllardır başarılı bir gazetecisiniz. Çok özel, çok güçlü kesinlikle işlere imza attınız. Estağfurullah, yani hem de çok genç yaşlarda bunu başararak geldiniz. Çok önemli duayen isimlerle çalıştınız biliyoruz. Bir medya düzeni var, eksiğiyle fazlasıyla. Ama bir özgürlük vardı ya.
Ya biz şu anda medyada paramızla reklam veremiyoruz ya. Almıyorlar. Cüneyt Bey, yok almıyorlar. Daha ileri gideyim. Daha ileri gideyim. Bu kadar medya asimetrisinin boğduğu bir ülke başka yoktur. Ya devletin televizyonunda arşive girsek, yarın Türkiye normalleşti, bu baskıcı zulüm ortamından kurtuldu desek ki, ya şu 2019-24 arasında TRT'nin arşivinden bir bakın bakayım Ekrem İmamoğlu'yla hangi haberler var deseniz, hakkımızdaki iftiralar, 15-20 iftiranın dışında haber bulamazsınız, biliyor musunuz? Koca İstanbul Büyükşehir Belediyesi yok hükmünde. Ya bizim olimpiyatları yayınlıyorlar, İBB'nin ismi geçmiyor ya. Ya bir ödül töreni var, Ekrem İmamoğlu ödül verecek, Ekrem İmamoğlu ismi geçmiyor. Ekrem İmamoğlu ismi yok, yasak. Ama X ilçe belediyesi, yani iktidara ait, belki 30 defa çıkmıştır, 40 defa çıkmıştır, 20 defa çıkmıştır. Ya bu gerçekten rezillik. Ya bu gerçekten sefil. Bak bunun için 6. madde. Bunun için bu milletin bize oy vermesi lazım İstanbul'da. Çünkü biz şu anda gerçekten demokrasinin bayraktarlığını yapıyoruz. Yani özgürlüğün bayraktarlığını yap, soluk almanın bayraktarlığını yapıyoruz. Ben hizmetlerimi sabaha kadar anlatırım. Ben gece gündüz çalışırım. Bakın bugün Göztepe Ataşehir Ümraniye hattında test sürüşü yaptık. Ya o hat 2017'de ihale ediliyor, Mart ayında. 2017'de ihale ediliyor. Başlıyor. Aynı yılın sonunda hatırlarsanız rahmetli Kadir Topbaş'ı ne yazık ki görevinden gönderiyorlar. Yani ben Kadir Topbaş'a asla ödeyemeyecekleri büyük bir ihanetleri olduğunu düşünüyorum. Bakın çok net. Gönderiyorlar. Ondan sonra gelen kişi 2017'nin sonunda bütün ihaleleri iptal ettim diyor. Öyle bir yetkisi yok. Ya dur ne yapıyorsun falan filan diyene kadar 3-4 ay geçiyor. Tekrar başla diyorlar. Hiçbir şey yapmadan biz teslim aldık. Temmuz 2019, 2,5 sene geçmiş. Ya ne oluyor, ne bitiyor derken Ekim ayında para bulduk biz oraya. Start verdik bu arada. Ya 2019'un Ekim ayında para bulduğumuz yerin parasıyla ilgili hazine onayını, hazine onayını bir sene, iki ay sonra çıkartabildik. Ama biz ne yaptık o ara biliyor musunuz? Öz sermayeyle. Affedersiniz, ıkına ıkına, sıkıla sıkıla, zorlaya zorlaya devam ettirdik, başladık. Niye? Bir an önce yapalım diye. Bugün %80 seviyesinde, önümüzdeki sene açıyoruz. Orası önemli bir yer, finans şehrin altından geçiyor. Bunu düşünüyorsunuz, ben çalışkan adamım. O şantiye var ya, abartmıyorum, sadece o şantiye. En az 15 defa gittim. En az 15 defa. Kaç defa indim çıktım. Rayını kaynatmaya indik, şantiye gezmeye gittik. Müteahhidi motive etmeye gittik. Bak bu ay sana ödeyemiyoruz ama önümüzdeki ay ödeyeceğiz dedik. Samimiyetle. Ve bu ihaleleri onlar yaptı. Bu ihaleleri alan firmalar onların dönemindeki firmalar. Ama önemli değil, neticede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin firmaları. Günün sonunda bitirme aşamasına geldik. Bunu şunun için ben çalışırım, bu işleri başarırım. Görecekler, bunun daha fazlasını yapacağız İstanbul için. Ama mesele şurada. Mesele bu şımarıklığa, bu aymazlığa, bu her yol mübah demeye bizim milletimizin, dur kardeşim. Ve bu işi en çok kim ilgilendiriyor biliyor musunuz? Oy verecek gençleri ve oy veremeyecek gençleri. Oy veremeyecek gençler kim? Yaşı tutmayanlar. 13, 14, 15, 16, 17 ne alakası var diyeceksiniz. Onların hayatı. Önümüzdeki 5 yıl onların hayatı Cüneyt Bey. Onların umudunu besleyecek hayat. Oy verecek gençleri yine onların hayatı. Ben önümüzdeki 5 yılda kendimi adayacağım mesele, benim evimde İki genç var, bir çocuk var. Kızım da artık genç olmak üzere. Ben onların psikolojisini yaşıyorum. Dolayısıyla ben önümüzdeki 5 yıl bu şehrin gençlerin umutlarını büyütmek için hem iş üreteceğiz, hem bu şehrin talan edilmesini engelleyeceğiz. Kanal İstanbul gibi bir beladan kurtulması için mücadele edeceğiz. Kurtuldu mu? Kurtulmadı canım, her zaman kapıda bekliyor işte. Bitirecek mi? Kapıda bekliyor. Ben bakın, anlamadım şimdi. Murat bakın, Kurum yok öyle bir şey diyor. Bakın ben ya nasıl yok öyle bir şey Cüneyt Bey ya? O benim gündemimde öyle bir şey diyebilirim. Sadece şöyle diyor. Halkın gündeminde olmayan benim gündemimde olmayan. Ne anladınız bu laftan? Gelsin sorun bakalım. Soracağım. Şunu, pazartesi günü tamam, bizzat kendisini tamam, soracağım. Merak ediyorum bakalım ne diyeceksin. Ekrem Bey soruyor diye sorayım. Hatta şöyle Ekrem Bey şunu söylüyor. Sizin bir ya Kanal İstanbul'u, Kanal İstanbul'u yapacak mısın? Yapılacak mı, yapılmayacak mı? Soru bir. Peki seni dinlemediler. Genel merkezi, genel başkanı,
ya da Sayın Cumhurbaşkanı yapıyor ısrarla. Karşı çıkacak mısın, çıkmayacak mısın? Karşı çıkacağım. Şimdiden git şeye, bizim mahkememiz var, mahkemeye taraf ol o zaman. Tamam, üç soruyu da not ettim. Lütfen. Pazartesi günü soruyorum.